Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün beyaz küpe çiçeğim ve evet, diğer kırmızı küpe çiçeklerimle ilgili birazcık sohbet edelim istiyorum siz değerli takipçilerim ile. Arkadaşlar, öncelikle küpe çiçeklerimiz şöyle normalde biliyorsunuz böyle tomurcuklaşıyor, sonra açıyor, sonra da her çiçek gibi kuruyor. Bunlara takılmayın. Çünkü bunu neden söylüyorum? Daha önceki küpe çiçeği videolarımın altında bir yorum okudum. Demiş ki küpe çiçekleriniz kurumuş. Şimdi arkadaşlar, tabii ki de bunlar canlı çiçek. Hani yapma plastik çiçek olsa, süs çiçeği olsa kurumaz. Ama cap canlı, bir gördüğünüz gibi normal bildiğimiz çiçek. Tabii ki de kuruyacaklar. Siz hiç gördünüz mü bir çiçeğin açıp da ömür boyu bu şekilde kaldığını? Hani siz onlara takılmayın. Demek istediğim, çiçeklerimiz bol bol tomurcuk verecek ve açacak. Birkaç zaman böyle açık kaldıktan sonra tabii ki de kuruyacak arkadaşlar. Bunun bakımla bir alakası yok. Bunun verdiğimiz bir vitaminlerle alakası yok. Bu vitamin de versek, çiçeğimize ne kadar da bakım yapsak bu kuruyacak arkadaşlar. Buna çözüm yok. O yüzden bu yorumu böyle cevaplamak istediğim. Şimdi evet, küpe çiçeklerimden bu beyaz olanı, bunu gözüm gibi bakıyorum çünkü bundan bir tane var, biliyorsunuz bir tane de filiz olarak daha yeni ektim, onu birazcık daha büyüsün, onu sizlerle paylaşacağım. Videom var bununla ilgili. Şimdi küpe çiçeğin bakımı, hemen diğer kırmızı küpe çiçeğimizin yanına da gidelim sevgili arkadaşlar. Şöyle, evet, bu da diğer kırmızı açan küpe çiçeğimiz sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın, her bir yerinden bol bol tomurcuk verip açıyor. Tomurcuklarımızı görüyorsunuz, bakın. Bu da büyük olan kırmızı açan küpe çiçeğim. Bol bol filizimiz var. Şimdi bu büyük bir saksıda olması gerekiyor ve yüksek bir yerde olması gerekiyor ki küpe çiçeklerimizin böyle çiçeklerini aşağı doğru sarkıtıp ve dallarını aşağı doğru sarkıttıktan sonra bir zarar görmemesi için sevgili arkadaşlar. Küpe çiçeğinin yetiştirmesi çok basit. Biliyorsunuz böyle filizlerinden kopartıyoruz. Mesela şöyle bir tane filizi var, bakın. Bunu buradan kopartıyoruz. Kazaladığımız bir toprağın içerisine bunu ekiyoruz. Sonrasında gün gün bunu suluyoruz. Evet, küpe çiçekleri gölgeyi sever arkadaşlar. Çok aşırı güneşte bırakırsanız kurur. Bunu neden söylüyorum? Küpe çiçeğimin kuruyor. Yapraklarını döküyor. Tomurcuklarını döküyor diyen sevgili arkadaşlarım. Küpe çiçeğine günde en az 2 saat güneş aldırmanız gerekiyor. Onun dışında hep bir gölge ve dışarıda bir yerde olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Vitamin olarak da küpe çiçeklerimize bol bol tomurcuk açması için, güçlü köklerinin olması için vermemiz gereken nedir? Biliyorsunuz bununla ilgili yine videolarım var. Ben neler veriyorum? Küpe çiçeklerimin canlı olması için, sürekli çiçek açması için sevgili arkadaşlar, verdiğim vitaminlerden bir tanesi, birkaç tanesini size şöyle sırayla söyleyeceğim. Artık ezberlemişsinizdir ama bunlar gerçekten çok etkili. Aspirinli su, çay çöpü. Çay çöpü deyip geçmeyin, en etkilisi bitki ve çiçeklerde. Çay çöpü, kuru çay olur mu diyen yorumlar var. Şimdi arkadaşlar, çay demliyoruz. Çayın üstünde demlediğimiz kalan çöpü var, posası. Onu geliyoruz böyle çiçeğimizin saksının dibine 4-5 kaşık veriyoruz saksının büyüklüğüne göre. Pirinç suyu veriyorum. Güvercin gübresi. Güvercin gübresini 2-3 ayda bir veriyorum. Fazla verdiğiniz zaman yakabiliyor çiçekleri. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Ama çiçeğimizin gölgede kalması gerekiyor. Hemen hemen her gün suyunu vermemiz gerekiyor. Gün içerisinde yine 2 saat kadar güneş aldırmamız gerekiyor. Sonrasında küpe çiçeklerimiz bizlerle uzun yıllar yaşar sevgili arkadaşlarım. Evet, yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.